Afganistan'da yaşananlar Türkiye'ye nasıl etkileyecek? Şimdi şu anda gelen bir haber var. Taliban yetkilisi başkanlık sırayında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti. Bunun anlamı şu, artık DAEŞ'in de bir devleti var. Yani Taliban'ın da bir devleti var. Amerika iki devlette kapı aralıyor. Bir tanesi artık Suriye, Irak tarafında bir PYD temelli devlet var. Bir de Afganistan'da Taliban temelli bir devlet var. Aslında bir geçiş hükümeti, bir uzlaşma öngörülmüştü. Öngörüldüğü gibi olmadı. Amerika Doha'da bir takım görüşmeler yapmıştı. Çatışma olmadan Amerika çekilecek ve işte seçim yapılacaktı. Daha sonra da bir hükümet kurulacaktı. Ama şu anda hem havaalanında çatışma haberleri geliyor, hem de merkezin işgal edildiği görülüyor. Ve daha merkez işgal edilmeden de tutukluların serbest bırakıldığı haberi geldi. Daha önceden de biliyorsunuz çok ciddi bir göç, bu göç sadece Türkiye'ye değil, biz Türkiye'yi konuştuk ama İran'a da vardı. Zaten İranlı Şia unsurlar da vardı, Pakistan'a da var. Belucistan kısmında da geçiş var, kuzeyde de geçişler oldu. Pakistan'a çok ciddi bir göç var. Ama Türkiye'ye gelenler İran topraklarından geçmişlerdi. Burada İran'la da bir mutabakat olduğu anlaşılıyor. Türkiye'ye gelenlerde de Türk Hava Yolları'nın charter seferleri düzenleyerek, yani Türkiye'yi bir geçiş koridoru olarak, bir sıçrama tahtası olarak kullandıklarını görüyoruz. Ama şu anda çok ciddi bir belirsizlik var. Eğer bu belirsizlik çok uzun sürecek olursa, biraz önce biz kendi aramızda da konuşuyorduk. Şu anda bölgedeki eroin trafiğinin %90'ının kaynak olarak Afganistan'da. Dolayısıyla orada çok güçlü bir mafya var ve çok ciddi bir ekonomileri var bunların. Bunlar bir yandan, bir yandan yeni yönetimin eski yönetimle hesaplaşması, bürokrasi, orada bir bürokrasi vardı, daha çok Amerika'nın gölgesinde şekilen, şemsiyesi altında oturan bir bürokrasi vardı. Onlar zaten bir kısmı gitti. Şimdi bir yeni ekip geliyor ve bunlar bu bürokrasiyi teslim alırken çok ciddi bir hesaplaşma yaşamaları söz konusu. Orada dini gruplar arasında ihtilaflar var. Din hepsi Müslüman ama Selefi, Sufi ve Şii gruplar arasında, artı bunların kendi içinde ihtilafları var. Artı bunların bir de etnik kimlikleri temeli üzerinden bir ihtilaf var. Yani Raşit Dostum'u mesela Türkiye orada destekliyordu. O desteklediği zaman Raşit Dostum Amerika ile daha yakın ilişkileri vardı. Ama şimdi Türkiye'nin Rusya ile beraber daha yakın, ki biz daha önce Afganistan işgali sırasında Rusya'ya karşı çok ciddi bir tavır içindeydik. Dengeler değişti. Afganistan'ın kimsenin pek dikkatini çekmediği bir koridoru var. Çin de komşudur. Hı hı. Çin'in de orada örgütlenmesi var. Şu anda yani geçen zaman içerisinde değişen dengelere bağlı olarak da eski hesaplara dayalı bir düzen oluşturma çok mümkün gözükmüyor. Bir de Amerika geri çekilirken çok ciddi anlamda PYD'ye silah bıraktığı gibi Afganistan'da da silah bıraktı. Bu silahlar ve aynı zamanda geçiş hükümetinin sorunsuz bir şekilde bu geçişi tamamlaması için 9 milyar dolar da Afganistan Merkez Bankası'na para bıraktılar. Dolayısıyla bu para ve silahlar konusunda da ben içeride çok ciddi bir hesaplaşma olmasından ciddi kaygı duyuyorum. Olayı sadece vicdan meselesi yapmak, sadece kendi meselemiz açısından bu yangını kaynağında söndüremezsek eğer, herkes bundan zarar görecek. Bu sadece İslam ülkeleri meselesi değil, artık orada İngiltere var, Amerika var, Rusya var, Çin var. Ama Müslüman ülkelerin de önce kendi aralarında Türkiye, İran, Pakistan bu konuda bir görüş birliği sağlayabilecek mi? Yani cevabını arayan o kadar çok soru var ki, bu sorulara doğru cevap bulamazsak bundan hem Afganistan, hem bizler, hem de dünya çok büyük zarar görecek. Peki siz şaşırdınız mı Taliban'ın bu kadar hızlı? Hayır, yani göz göre geliyor. Darbeler de öyle geliyor Türkiye'ye. Ama birileri görmek istemiyor.
Ve tekrar söylüyorum, toplum vicdan olarak yaklaşıyor. Vicdan kötü değil ama sorunu çözmek için yeterli değil. Siyaset de kendi dar çıkarları çerçevesinde ve ilişkileri içinde bir çözüm arayışı içinde. Sorunu doğru anlamak ve gerçekten kalıcı bir çözüm üretme konusunda, yani geleceği, geçmişin tecrübesi, bugünün gerçekliği ve geleceğin umuduna dayalı çözüm üretme konusunda yetersiz kalıyoruz. Türkiye bugün kendi sorunlarını bile çözmekte nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığını, Kıbrıs meselesinde bile sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla yani bir anda bu sorunlara çözüm getirecek bir potansiyel ne Pakistan'da var, ne Türkiye'de, ne de İran'da. Sonuçta yokuş aşağı gidiyoruz, koşar adım. Peki. Mayınlı tarlada top oynuyoruz. Peki, sanki ayrıntılara gireceğiz. Sayın Cem Toker, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin pencerenizden Afganistan'a bakıldığında ne görüyorsunuz? Amerika'nın fiyaskoyla sonuçlanan bir başka operasyonunu görüyorum. Abdurrahman Bey'in verdiği haber ajanslara geçti mi bilmiyorum. Öyle emirlik ilan etti. Ben buna şaşırdım çünkü bir saat önce Blinken CNN'deydi. Ve Taliban'la görüştüklerini